Timeline Fenerbahçe'nin yeni bölümünde Erdal Vahit'le beraberiz her hafta olduğu gibi. Erdal abi nasılsın? İyiyim öğrencim sen nasılsın? Bayağı bir ıslak bir maçın ardından, evet, yağışlı bir çamurlu. maçın ardından, çamurlu bir maçın ardından beraberiz. Sağ şartları çok kötüydü Erdal abi. Yani haftalardır konuşuyoruz zeminlerimizi. Ülkemizde maalesef, maalesef statların ortalaması çok düşük. Önce maçı konuşalım. Ardından Ali Koç'un açıklamaları var. Fenerbahçe'de teknik ekibe yeni bir katkı var. Ee, onun dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar var. Dop bir günden bizi bekliyor. Önce maçı konuşalım. Nasıl yaşadı Erdal Vahit maçı? Vallahi yani biz maç önü, ma maç önü ve de sondaki programda da detaylarıyla konuştuk. Öngörümüz şuydu. Yani bu zeminde bazı oyuncuların bu oyuna bu sağ zeminine uymayacağını hı hı. söyledik ki bunların başında Jirmanski ile Cengiz geliyordu. Yani bu tip sahada pas yapman imkansız. Yani böyle bir zemin olmaz bir kere ya. Ya bu, bu artık yani sporcu sağlığı, izleyici her şeyden ya bunlara artık bir çözüm bulunması lazım. Yani kaçtır bak de bunu konuştuk. Evet. Şimdi misal Galatasaray'da oynayacak Ankara gücüyle. Orada da zemin düzeltildi mi ne kadar düzeltildi bilmiyoruz. Yani birine bir şey olduktan sonra Allah korusun kıymeti yok ki bu işin. Çık sağda yen, yenil, kazan, kaybet. Hepsi bunun içinde var. Ama birinin bir şeyinden kazanç sağlamaktan daha kötü bir şey yoktur bence. Kalleşliktir zaten. Tabii bugün ben... Osterwold'e ve Çağlar da mesela reklam panolarına çarptı. Evet. O iki pozisyonda herkesin yüreği ağzına geldi. Evet Allah korusun yani hiçbir takımdan hiçbir sporcuya böyle bir şey olmasını istemeyiz. E yani başlangıç planının çok uymayacağı belliydi açıkçası. Ama ben şunu düşünüyordum. Hani biri bir gider ama ondan sonra bir hamle gelir. ikinci yarıya ama yani Fenerbahçe hiçbir şey yapamadı ve de çok kötü bir gol yedi. Ama İsmail Hoca iyi reaksiyon verdi. Maç başında ne kadar yanlışsa kurgu. Devre arasında yaptığı değişiklikler ki zaten çok anlatmamıza bile gerek yok. Hepsi skor yaptı. Yaptırdı ya da. Yani direkt İsmail Hoca'nın etki ettiği maç oldu. İş fiziksele döndü. Fenerbahçe ikinci topları daha çok almaya başlayınca. işi de yüksek atınca ki Serdar'ın da girme sebebi bu. Şimdi herkes Batu Şua'yı bekliyordu. Bize konuşurken hani ya dedim bu Serdar daha uygun ben hatta dedim maçı izlerken. Ve de öyle de oldu. Yani Fenerbahçe maçı kazanmayı bildi. Hem fizik kalite koyarak hem kendi kalitesini ortaya koyarak. Ve de önemli bir 3 puan. Böyle bir galibiyet işte mağlubiyetten galibiyete dönmesi de mesela Galatasaray maçından önce olduğu için rakibi de bir, biraz etkiler bunlar. Hani normal gibi 5 atsa çok etkilemez. Ama böyle oldu mu biraz işin psikolojisi de devreye giriyor. İşte bazen biri önce oynuyor, bazen biri son oynuyor. Eğrisi doğrusu sonunda zaten bir yere geliyor yani. Ben bu konu konuşulmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Biraz Avrupa fikstüründen dolayı da farklılıklar oluyor. Mesela sezonun ilk yarısında hep Galatasaray daha önce oynuyordu. Ne oynama sebebi çok basit. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var. Salı ya da Çarşamba oynuyor. Hı hı. Fenerbahçe Konferans Ligi oynuyor. Hangi gün oynuyor? Perşembe oynuyor. Tabii ki daha son önce. E şimdi arada biraz Fenerbahçe önünde oynadı vesaire. Ama şimdi burada niye bu oynadı, niye bu oynamadı dememek lazım yani. Bahane bunlar. Tabii ki işin psikolojisi var. Ama yani sahada çıkıp elini ayağını tutmuyor kimse. Çıkıyorsun maçını oynuyorsun her hafta. Yani Fenerbahçe için önemli bir galibiyet. Geçen haftaki Alanya maçından çok kötü bir maçtan sonra çok kötü hoca tercihlerinden sonra bence İsmail Hoca için de iyi oldu maçtaki ikinci yarısındaki maçı etkilemesi. Onu da biraz rahatlatmıştır. Çünkü gerçekten çok stresli görüyorum kendini ama bugün daha sakindi. Sağ kenarında. Peki Samsun maçı, Alanya maçı eleştiri oldu ya İsmail Hoca'ya. Hatta en son maçtan sonra Alanya maçından sonra eleştirilerin zirve yaptığı bir dönem evet, oldu bir Ben de yani. çok ciddi anlattım Tabii, yani orta saha boşaltmasını. Detaylarıyla paylaştım. Evet. Fakat şunu gözlemliyorum abi. Özellikle bu tarz maçlarda şimdi İsmail Hoca maçı çözdü ve 3 puanı gerçekten teknik direktör hamlesiyle aldı. Evet. Yeteri kadar bunun anlatıldığını düşünüyor musun? Ben şahsen düşünmüyorum ve bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum İsmail Hoca. Çünkü kaybederken puan kaybında çok fazla eleştiri yapılıyor Oyuncular kazanırken çevirme. oyuncular çevirdi oluyor. Abi Niye böyle? böyle sence abi? Reputasyonla ilgili biraz. İsmail Hoca'ya biraz o repütasyon kısmında eksik kaldığını söylemek lazım insanların gözünde. Ama ben hatta Fikret maç sonu yayında başlığı nedir deyince Hı. dedim yanlıştan doğruya dönüş dedim. Yani maç önünde nasıl söylediysek ama yeri geldiğinde de hakkını vermemiz lazım. Tabii. Ben de zaten bunu şimdi de söylüyorum maç sonunda da söyledim. Bence doğrusu bu biz övmeyi de yer, yermeyi de bilmiyoruz ya. Ya havaya kaldırıyor ya yerin dibine sokuyoruz. Biraz ayarı tutturmak lazım. Bu konuda biraz ayarsız olduğumuz genel manada doğru. Peki bu maçlardaki puan kayıpları 45'te değiştirme refleksini doğurmuş olabilir mi İsmail Hoca? O da olabilir ama maç bağırıyordu yani hiçbir Tabii. şey oynayamadı. Çok da belliydi. Yani. Hatta Fiziksel... bazen 45'e bile gerek duymaz hocalar. Zaten 40. dakikaydı İsmail Hoca geldiler kenarda. Konuştular orada muhtemelen talimatı verdi. Biz içeri Hı -hı. şimdi devre olacak içeri gireceğiz. Bunları aldın ısıttın demiştir. Orada o karar verilmiş zaten. Dakika 40'ta hoca belki şu arkadaşları bulur buradan o görüntüyü. Maçın anda sosyal medyada da konmuştu. O. Orada bir görüntü var hoca dakika 40 falan. Orada bir konuşuyorlar hep beraber. Çünkü toplantı oldu yedek kulübesinde. Evet. Orada zaten kararını vermiştir Peki doğruya dön dedik onu biraz açalım. Ee, teknik taktik olarak mesela orta sahayı boş bırakma durumu hep ihtimal olarak konuşuldu. Bu bir riskti ama Serdar'ın o golü ve moral motivasyonu da arkasına aldı Fenerbahçe. Bu riski aldı ve başarı geldi. Bunu şimdi teknik taktik açıdan nasıl değerlendirirsin bu riski? Çok basit olarak geçen ikili forveti döndüğünün orta sahayı Kurunç ve de Jimanski yapmıştı bugün orta saha çok net İsmail, Mert Hakan, İrfan ki uygun olmayan çok yine Tadiç. Aslında Tadiç de hani orta sahalık oyuncu değil daha biraz öne kırıldı. Bu arada Tadiç'te de, de tabii çok bir performans olarak çok öne çıkamadı bu maç. Ama iki tane yüzde yüz gol pası var ki bir asist oldu zaten. İrfan'a olan bir de Ceko'ya müthiş bir tane top attı. Ama böyle ne oldu? İsmail, Mert Hakan ve İrfan'la reaksiyonu daha yüksek bir takım oldu. Bu sefer önde de size'ın arttığı için attın. Orada da top kaldı. İlk topa vuruldu. Çünkü Rize Spor'un stoperleri yani size olarak çok düşük. Baş etmeleri mümkün değil. Hele bir tanesiyle zaten baş etmeleri zor. Ki iki, iki tane o fizikte oyuncuyla imkansız. Yani bunun sonucu karşısında aldı. Aslında çok uzay bilimi değil bu. Hı -hı. Futbol. Bazen çok daha basit bakmak lazım. Evet futbolun içi görüntüsü basittir. içi çok karışıktır. Çok fazla detay vardır. Ama bazen de bir şeyler böyle var ya böyle parlar yani. Önünde çok açık çıkar. Yani bu maçta öyle bir maçta açıkçası. Serdar'a biraz değinelim. Bir paylaşımım var 4-4-2 <laughs> Ceko'yla. ile. Bir hayali vardı gerçek oldu bugün. Serdar için ne söylersin? Allah gönlüne göre verdi ne diyeyim yani <laughs> ne kadar güzel. o fotoğraf herkes güldü o fotoğrafı paylaşmak da şeydir ha biraz böyle dalaya alınma ihtimalin de vardır ama hayat işte yani. Hayat insana bazen değişik şeyler gösteriyor ama iyi ama kötü. Maalesef hayatta her şey var. Allah hep gönlüne göre versin herkesin inşallah. Peki sana özel bir soru. 4-4-2 yazacaksın fotoğrafın altına bir futbol adamıyla fotoğraf çektireceksin. O kim olurdu yanındaki? Benim mi? Oo zor soru. Ya Benim çok özel hayranlığım olan bir kişi vardı, rahmetli, Allah rahmet eylesin, Todor bir, Büyük, büyük Toprağı futbol adamıydı, olsun. büyük beyindi. Çok. Çok acayip bir adam ki benim bu arada var Ziko, bir, o gerçeği de var yani fotoğraf. O zaman gelsin varsa burada, buraya <laughs> <Gönlünüzü> koyalım. <laughs> 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 Ziko çok önemli, hatta şöyle olmuştu, yani bu fotoğrafı babam gördüğünde... ...lan dedi bu, dedi kim dedi, sen biliyor musun, farkında mısın dedi. Fena başı teklifi geç dedi onu geç... Zikolan bu dedi. Beyaz yani. pele. Tabii çok büyük oyun. Çok büyük de karakter. Çok. Bir de inanılmaz ilgilenmişti yani. Benim futbol konuştuk yani. Ne güzel. Yani adam geldi oturdu. Biz Önder Hoca ile konuşuyorduk. Otelin rufta. Adam çıktı. Ne konuşuyorsunuz dedi. Geldi işte arada biraz çevirme çevirmeler falan. Ondan sonra bir ara işte tuzlukla falan bir şeyler falan kalır gitti yani. Çok mütevazı. Çok klas bir insandı. Güzel Ama işin taktiksel yönden bakarsak Prime Mourinho başkaydı. Üf. Benim gözümde asimetrik 4 ile yaptığı çözümlemeler Porto'da yaptıklarının izatı yok. Belki bir gün Türkiye'ye gelir diyelim. Belli olmaz. Hayat. Hayat bu. Evet şimdi gündemin diğer maddesine geçelim. Maçı güzelce konuştuk. Federasyonun Erdal abi 26. haftadan itibaren var kayıtlarının açıklanacağını duyurması maddemiz evet. var. Bu kararı nasıl buluyorsun? 26. hafta olması sence neden? Var kayıtları açıklanınca biraz daha şeffaf bir ortam olacak mı? Senin bakışın nedir? Biz orada da buluruz bir şeyler <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi diyor ki sadece çağırdıklarında konuştuklarını e, çağırmadıklarında ne olacak? Bunu genel bütün tartışmalı pozisyonlar diye vereceksin. Bunu öyle yok orada çağırdım vardı e, bir de çok basit söyleyeyim sen güveniyor musun tam tamamen çıplak verileceğine bunların? Zor. Yani, yani, niye alınık vermiyoruz? Bunu yapanlar var. Ya maalesef biz de her şeyde altında bir şey arıyoruz ve de sonunda korktuğumuz başımıza geliyor. Bu varı da nasıl kullandığımız kullanmadığımız zaten ortada. Maalesef ya işte maçta ya ya çocuğun sen nerede geçen misal fenerbahçe Alanya maçı için tad için kırmızı kart olması gerekiyordu evet. öyle penaltı da olmaz değil mi? Öyle zaten. E bu yani bu maçta da yani o Jimanskiye yapılan nizat yok. Net kırmızı kart. Ya olmaz ama yani çocuğun yer ıslak kaygan olduğu için ayağı kurtuluyor ya. Allah korusun ya. Yani. Yani biz bunlara müsamaha göstermememiz hiç tolerans bırakmamamız lazım bu tür pozisyonu. Çünkü sporcu sağlığı önemli. Herkes dikkat edecek. Peki var kayıtları açıklanınca sence biraz daha ortam rahatlar mı? <laughs> Kime göre neye göre. <laughs> Güzel. Bu sefer de ay katılmıyorum falan filan. Ki ben de bazen konuşurum ya. Ben futbolun bazı kuralları... Mesela şu elle sarı kart değil mi? Ya şimdi her el aynı değil ki. Mesela İngilizce shielding der. Hı <laughs> hı. vücudunu açarsın biraz perdeleme yaparken. Ya burada adam öbür oyuncu da eğilir biraz böyle hani müdahale yapmak için biraz... E şimdi bu geldiğinde burası bu yani normalde göğsüne doğru yapılır bu. Herkes de öyle yapar. Hı hı. Bu arada bunların çoğu var ya bilerek değil. Hep o perdelem usulü. Ya o el hafif gelmişse ya bunların hepsi kart olmamalı yani. Ama işin kolayı var değil mi? Demiş hakemler. O genel kural. Ya el gelince verin. E, sizin kaliteniz nerede kardeşim? E atın üstünüzde. Sizin kaliteniz nerede? Yani ben bu tür şeyleri çok beğenmiyorum ve de bunun üstünden bir sürü muhabbet dönecektir bu var kayıtlarında da. Evet inşallah biraz daha güven ortamı sağlanır ama çok umudumuz yok açıkçası bunu evet. söyleyelim. Federasyonun bir başka kararı da yabancı gözlemciler özellikle televizyon gözlemciliği konusunda ilk niteliği taşıyan bir karar alındı yabancı gözlemciler maçları izleyip hakemleri puanlayacak. Bunu 100, nasıl yorumlar? %50'sini oluşturacak. elli %50 ve etki edecek. Kardeşim oraya verecekleri parayla gidin saha falan yapın yani. Onlar kaçar para alacaklar öyle. 1500 liraya falan mı yapacaklarını zannediyorsun? Kaç tane adam. Ya ne alakası varmış ya? Sen genel değerlendirme alabilirsin. onu hizmet alabilirsin. Genel her maçı değerlendirecek. Ya bırak ya. Kendi kendince iş yapıyoruz. Ya biz bu paraları, maraları vesaireyi zaten federasyonun aldığı pay çok. Federasyon sadece düzenleyici olmalı. Kural koyucu ve de denetleyici olmalı. Bunların hepsi artık ben hakem işlerinin kesinlikle kulüpler birliğine devredilmesini hı hı. en başta bunu her yerden bak bir şey söyleyeyim mi siyasetçiler de bıkmıştır. Onun adımı bunu aramaktan bilmem neden o bilmem ne orası falan ve bak yemin ediyorum bıkmıştır ki bildiğim şeyler de var. Hem bu dernek mernek işleri var bu hakemlerin. Maşallah şey gibiler yani. Ya bunların hepsinden kurtulmanın yolu adalet, performans. İyi ise ödül, kötüyse ceza bitti bu kadar. Ama biz kötüyü savunurken ne oluyoruz abi? Ha bu böyleymiş. Sen aklına şeytanı sokuyorsun. Ya çok basit geçenlerde ya. Hangi hakemdi? Ya Fenerbahçe maçına veriyorsun. Üç gün sonra Galatasaray maçına aynı hakem veriyorsun. Hakem sıkıntılı maç yönetti. Ya sıkıntılı yönetmese de vermeyeceksin ya. Niye sen böyle bir şeye yol açıyorsun ki? Çok saçma. Yani uygulamalar hiçbir birbirini tutmuyor. Zaten o başın bu görülmeyen, yaşanmayan kalmadı. Sahada hakeme şiddette kadar gittik. Maçlar iptal oldu. Süper Kupa gitti. Hala da duruyorlar maşallah. Hala. Ali Koç'un açıklamaları var Erdal abi. Gündemin diğer maddesi çok sayıda başlık aldık aslında ama önemli olanlarından biri şu. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının önünde birçok engel var diyor Sayın Ali Koç. Benim başkanlığımda bu engeller arttı diye bir ekliyor. Katılır mısın? Ali Koç'un kendisine karşı net bir tavır var bir yerlerden. Bunu hepimiz görüyoruz. Kimse karnından konuşmasın. Bu noktada bazı şeyleri görünce, bazı yaşananları da görünce başkanım, özellikle Suudi Arabistan olayından sonra ya burada iki tane kulüp var ya. iki tane. Bu ülkenin en büyük iki tane kulübü var. Hani Beşiktaşlar alınmasın tabii ki onlar da büyük. Yani büyük iki tane büyük takım oynuyor. Ve burada bir olay oluyor. Ben tekrardan ben gurur diyorum verdikleri iki kulübü de kararından dolayı. Ayakta da alkışlıyorum. Ama yani bir tek Fenerbahçe kulübü ya da Ali Koç değil yani orada Dursun Özbek de var. Galatasaray kulübü de var. Ve bunlar olduktan sonra bazı şey yaşadıktan sonra mutlaka başka bildikleri de vardır Ali Bey'in. Moral bozukluğunu anlıyorum. Bazı şeyleri dile getirip biraz insanlara da bir gözünüzü açın demeye çalıştığına da inanıyorum. Haklı olarak destek de arıyordur. Bunda sıkıntı yok. Ama ben en baştan beri hani bırakacağım söylemini işi zorlaştıracağını düşünüyorum. Sağ içinde oyun ya çünkü herkes kendini konumlandırmak ister kulüp personeli dahil. Bence çok şey değil ama başkanın biraz ayak kırıklığını falan da anlıyorum. Çünkü zor iş ya yaptıkları çok zor. Çok ve uzun süredir çok büyük baskı var üzerinde evet. bu sene de zirve yapmış durumda. Dünya para ver bunları çek şimdi hata yaptı yapmadı bak tekrar söylüyorum bu konu bu değil. Sonuçta adam yahu 200 milyon falan küsur diyorlar yani euro yani kim nereye vermiş ya böyle bir parayı yani korkunç. Bir diğer cümle şu başkanlığı bırakmamın zamanı geldi ben iki dönem için geldim. Şimdi biraz önce dediğin kulüp personeliyle yansır bu açıklamalar dediğin bu açıklamalar ilintili olarak... Camiayı nasıl etkiler peki? Sen bunu zamanlama olarak doğru buluyor musun? Bu tarz açıklamaların bu mevsimde olmasını. Ya bırakacaksa yenilerine için hareket alanı bırakmak aslında mantıken doğru. Ama biraz önce dediğim gibi yani başka X yönleri de olabilir. Hı hı. Ali Bey hep iki dönem bir ilk seçimden önce de iki dönem şey vardı. Sözü var Böyle bir söz geçiyor. Vallahi ben şampiyon olsa hiçbir yere kimse onu bırakmaz. <laughs> Olay, olay Mayıs'ta belli ya. olur diyorsun. Onu bırakmaz kimse. Ha buna rağmen istemeyenler de olabilir. Bu arada fikirlerini yorumlarda belirtirse arkadaşlarımız Ali Bey devam etmeli mi? Hı -hı. Hangi şartta devam etmeli? Ya da düşüncelerine devam etmemeli ise neden? Bunları yazarlarsa onları da bir okuruz. Yani dediğim gibi aslında diğerlerine yol açmak için çok mantıklı. Ama dediğim gibi takıma da ters etkileri olabilir. Bir de Fenerbahçe'de başkan bırakmadığı sürece biz adayız diyecek bir... Ekip de şu an görülmüyor. Yani başkan merkezli bir durum da var. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Başkan'a bakıyor, başkan açıklamalarına bakıyor herkes. O yüzden mi acaba böyle bir hamle yaptı başkan? Hani siz eğer çalışmanız varsa buyurun e, yapın şeklinde mi yorumlamak lazım? Fenerbahçe kulübünde en güçlü figür her zaman başkan olandır. Her zaman böyleydi bu. Bu biraz Fenerbahçe'nin yapısı böyle. Şimdi başkan zaten kendisi bir eser olarak zaten önemli bir figür. Yani Fenerbahçe başkanlığı zaten çok önemli bir konum. Bir de yani Ali Koç olarak önemli bir figür. Tabii ki ilerisi için insanlarda da acabalar oluşturacaktır ama ev burası da Fenerbahçe ya. Başkansız kalmaz. Şu açıklaması da var. Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikaye yelken açacak. Evet. Şimdi bu da bir sinyal. E artık zamanı geldi mi Ferdi'nin yeni yolculukları için? Ya ben izledim. Samimi bir açıklama oldu açıkçası hmm. da. Hani zamanı mıydı? Yani bence de değildi ama millet çok takıldı buna. Ben ben buna çok takılmadım. Niye takılmadığımı söyleyeyim. Ferdi'den bahsediyor. Zaten adam giderdi yani. Ferdi'nin nasıl bir aidiyet gösterdiğini görüyorsun. Yani Ferdi'nin hani bazı önce etkilenir mi falan diye düşünülebilir ama ben Ferdi'nin çok etkileneceğini düşünmüyorum bundan. O yüzden hani çok yani yadırgamıyorum. Ha, gereklemeydi çok değildi yani. Peki Ferdi'nin de şu açıklaması var geçtiğimiz günlerde. Şampiyon, şampiyon olmadan, olmadan gitmeyi düşünmüyorum diyor. İlginç. Enteresan. Peki Ferdi bugün sağda nasıl buldun? O sarbolda soldaydı. Onu çok konuşmadık maçta. Şimdi aklıma gelmişken onu da sorayım. Evet. Çünkü önemli bir tercihti o. İsmail Kartal'ın yaptığı. İlk yarı biraz zorlandılar. Biraz form düşüktü da de olabilir dalgalanma. Zorlandılar ama oturmayan oyunda bek oynamak çok zordur. Hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin evet. oyuncusunun bek olarak sadece defans yapması, iyi defans yapması yetmez. Ofansta da bir şeyler yapması gerekir. E, öyle tabire çık geri dön. Biraz o verimsizlik oldu. İkinci yarı daha iyilerdi. Daha derli toplulardı. Ama bu zeminde oyuncuların o pas kalitesini de sorgulayamazsın. Driplingini de sorgulayamazsın. Sadece fizikselliğini sorgulayabilirsin. Orada da iyilerdi. İyi mücadele ettiler. Ceydin Öz özellikle. O sayı gelince Ferdi'nin sola geçer o zaman. Tamam. Bilemiyorum. Mert de var denklemde gerçi. Bilemiyorum. Ben ben olsam ben Jaden'la devam ederim. Jaden'ı o solda, Ferdi'yi sağda. Bakalım İsmail Kartal nasıl bir Bakalım. tercih yapacak. Orada zengin Fenerbahçe'nin seçeneği evet, çok. Evet bir hayli. Bu da çok büyük şans İsmail evet. Kartal'ın şanslarından biri. E, İsmail Kartal demişken şimdi teknik ekibe de hafta içerisinde yeni bir takviye yapıldı. Evet. Yeni Üçük kaleci iç. antrenörü Sandro Zufiç oldu. E, de çok yakından tanıyan bir isim. Hem bu gelişmeyi hem de kalecilere olan katkısını kaleci antrenörlerinin nasıl yorumlamak lazım. Futbolun içinden gelen bir isim evet. olarak ne kadar katkısı olur sence? Juvic çok uzun yıllar Dinamo'da kaleci antrenörlüğü yaptı. Sadece o değil ayrıca kaleci antrenörü eğitmenidir. Hırvat Futbol Federasyonu'nda dönem dönem milli takıma da hizmet etmişti. var. En yani son Nenad Bielica ile beraber Trabzon'a gelmişti. Hı hı. Uzun bir zaman sonra ayrıldı Dinamo'dan. Yani Livakovic'in kariyerinin başından beri yanındaki adam istemese de doğru. O konuda biraz böyle biraz sıkıntılı olmuş diye duydum ben. Biraz hani hoca da biraz en başta kabul ediyorum. Çünkü hoca da kendi ekibini düşünüyor. Olabilir. Ama çok fazla kaleci antrenörü değiştiriyor Fenerbahçe'de. Bunu daha önce hep çok gündem olmuştur. Ama Juf için kaliteli bir kaleci antrenörü olduğunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü ben sadece bugün değil de Vakovic'den değil daha önceden de bildiğim biri. Ve hatta daha önce örnekte gösterdiğim antrenörlerden bir tanesi çok işinde mahir iyi bir kaleci antrenörü. İnşallah aşağıdakileri kaleci antrenörlerine de biraz ...eğitim vermesini sağlayabilirler. Gelecek adına önemli evet. bir gelişme bu. UEFA raporuna göre Erdal abi, Fenerbahçe 58 milyon euro ile... ...geçen yıl Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Paris Saint Germain, Ajax ve Celtic ticari faaliyetlerden... ...TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde etti. Fenerbahçe, Paris'te beraber, Ajax'la beraber ve Celtic'te beraber... İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa Ligi takımları dışında sadece Fenerbahçe, Celtic ve Ajax yer aldı. Bu ticari faaliyetlerin Fenerbahçe'de iyi yönetildiğini düşünüyor musun? Rakamlar bize olumlu rapor veriyor. Burada yönetimi nasıl yorumlamak lazım? Yönetimin birçok faaliyette zaten çok başarılı olduğunu özellikle satışlar konusunda yıllardır takip ediyoruz. Senin düşüncen nedir bu konuda? Muhasebeci olarak çok <laughs> net şunu söyleyeyim. Varlığın artmış. Varlığın artarken oyuncu potansiyel satış potansiyelini düşüneceksin. Bu da bir değerleme ölçüsüdür. Ben onu da istersen tabloya değerleyip de koyabilirsin bu arada. Onda bir yöntemdir yani. Bilir kişiden bunun şeyini alırsın raporunu onaylı ve de bunu koyabilirsin. Ama buna buna gelmeden varlığın artmış tabloda borcun düşmüş. Bu ne demektir? İşi top, bayağı toplamışsın demektir. Ali Bey'in kendi bireysel çabaları. Özellikle işin finans yönünü doğru yönetiyor. Ayrıca futbolta ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Şampiyonluk yakalayamadı futbol açısından başarılı mı? Değil. Kimse de başarılı diyemez zaten. Öyle bir şey de yok. Ama takımı, takım ortalaması nerede? Maaş yükü nerede? Bir de satış potansiyeli. Geçen iki bölüm önce burada saydık. 100 milyon euro yatıyor Fenerbahçe'de rahat. Bak rahat fazlası da olabilir. Su için ne diyorsun? 100 milyon yatıyor şu an Fenerbahçe'de. Potansiyel. Yüz mu olur? Aşağı mı kalır? Fazla mı? Bunu bilemeyiz bunu. İleride oyuncunun formu var Allah korusun Allah muhafaza sakatlığı var vesaire. Bunu bilemezsin. Onu birkaç Ama, oyuncunun toplam maliyeti olarak ifade Tabii edin. ki canım. Tek oyuncudan değil işte. Hı. Ferdi var, Jaden var. Ne bileyim? Ya yani Livakovic bile değer yani. Leukovitch satsa Araplar Araplar almaz mı? Zaten istiyorlardı adamı. Şimanski. Jimanski var daha neler var bir sürü Osayi var Stoperim var Bekao Mekao Böyle o giderse İrfan da de. teklif alır bence Ta İrfan İrfan'ın zaten teklif var Hayır sezon sonu direkt resmi Yo, teklif gelir işte, Arada da geldi Kimden? Böyle bir Soğuk bir ülkeden <laughs> Soğuk derken abi Biraz soğuk böyle biraz kuzeylerde Peki büyük bir coğrafi alanı mı kaplıyor bu ülke Baya büyük ya En büyük ülke. Evet. Hı, anladım abi <laughs> Spartak var neyse <laughs> <laughs> İyi ki söylemedin neyse. Az daha söylüyorum. Az daha ağzından kaçıyor. İrfan da gitme, gitmek istedim. gitmez ama... Sen olsan gider miydin? Ya belli bir yaşa gelirsem paraya bakarım abi. <gülüyor> <gülüyor> ya doğru ya realist bakmak lazım. Ama İrfan da şampiyonluk yaşamak istiyor tabii. İrfan gitmez hiçbir yere zaten. Bu, bu arada sadece İrfan teklif almadı yani. Ceydin'e teklif var diyorduk ne oldu? Herkes daha sonra dedi, Aa, bu kadar teklif varmış. ev demek ki varmış. Cengiz var havuzda. Cengiz'de kattığın işin içine Ferdi'ye zaten teklif var. Hı hı. Yani bunu çok net başka çok ciddi talipler. Mesela bugün ben diyorum ki mesela Fenerbahçe kulübü olarak satıyorum Ferdi'yi. Beş tane kulüp direkt girer işin içine. Net. Tabii. En başta zaten abone var bir tane ev tutmuşlar falan diyorlar burada. Her maçta buradalar. <laughs> ev tutmuş. Napoli. <laughs> Onlar en başta zaten Jimanski'yi istiyorlar. Hı, hı. Ama yani Ferdi Arsenal'in çok ciddi bir ilgisi, alakası olduğunu biliyorum bugün sat desen... ...yani ciddi bir bedelle Fenerbahçe muhtemelen oraya satar ama sadece o değil. Başka takımlar da var ilgide ama Ferdi'nin de bu yaklaşımın dolayısıyla. Mesela Milan çok istiyor Ferdi'yi. Bak bunu da değişik bilgi olarak verelim. Milan da istiyor ama sadece onlardan bahsetmiyoruz tabii bir sürü oyuncusu var. Ceydan'a 20 milyon verdiler ya. Jayden'e 20 milyon verdiler. Ve de o da gitmedi biliyor musun? Aslında kontratında öyle bir şey var. Yeni kontrat yapacak bu arada Fenerbahçe Ceydan'a. Serbest kalma bedeli. Evet olarak. o değişecek. Ya çok da enteresan ya. Yani onu da isteyen de az buz takım değil bu arada yani. Yani ilginç. Bir, korkunç bir aidiyet var yani. Bu çok güzel bir şey. İşte nereye dönelim? Başlandığımız yere dönelim. Hı. Ali Bey'in hani futbol konusunda evet. Başarı konusunda evet. Ama takımı ilerisi için getirdiği nokta da çok önemli. Fenerbahçe bir şampiyon olursa başka bir şeyler konuşuruz birkaç yıl. Zaten kadrosu, Doğru gidersen tabii işini doğru tabii. yaparsan. Ziko dedin ya abi. Ziko döneminde mesela buna benzer bir kadro yapısı hatırlıyorum. ...Ersun Yanal dönemindeki kadro da mesela çok... ...sıkı ve iyi bir kadroydu. Daha tecrübeli oyuncularla da Evet. Ama çok üst düzey karakter kadro, kaliteli. Yani bence bu kadro... ...Zico'nun dönemindeki kadrodan da... ...Ersun Yanal dönemindeki kadrodan da... ...daha derinlikli bir kadro. Daha iyi demek için... ...sonunu görmek lazım. Daha iyi demiyorum ama... Daha derinlikli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Senin fikrin nedir? Ziko dönemi, Ersun Yanal dönemi ve bu dönemdeki kadro yapısını değerlendir. Ya biraz daralttı. Bence daraltması da çok yanlış değil. Biraz Hı -hı. daha netleştirme, keskinleştirmek lazım. Daha ufak takım daha mutlu takımdır. Her zaman böyledir, daha Hı -hı. dar. Ama işte bir iki sakatlık olmasa farklı şeyler konuşabilirdik. Fenerbahçe'nin önemli tarihindeki önemli kadrolardan en, en en azından söylememiz lazım. İlk beşte yer alır. Tabii. Çok rahat yer alır. Tabii canım korkunç kadroları var Fenerbahçe'nin. Ama bu da ilk sıralarda mutlaka yer olur. Yani Bonuç yedekten girdi. Batu Şua'yı hiç girmedi. E, bu arada onunla bitirelim. Serdar girdi ama Batu Şua'yı süre almadı. İlerleyen haftalarda sence bu denklemi nasıl yönetecek İsmail Hoca? O soruyla bitirelim. Herkes önce kendini düşünür. Aa güzel. Herkes önce kendini düşünür. Takımlaştık tamam eyvallah. Herkes önce kendi başarılı olsun. İşte futbol böyledir. Başkan da böyle, hoca da böyle, oyuncu da böyle. Batshuayi gitti golle sevindi. O oyalda oturduktan sonra olan bu da gol attı şimdi. <laughs> oyuncu der mi öyle? Der. Dememe şansı yok ki. Zaten demiyorsa o egoya sahip değilse zaten oyuncu olamaz. O egoya sahip olman gerekir. Ama daha çok çalışıp o da geçmesi lazım. Yapacak bir şey yok. Profesyonel hayat böyle. Yapacak bir şey yok. Sezon daha var, Avrupası var vesairesi var. Bakalım. Avrupa'da da Fenerbahçe'nin yürüyüşü Umarız e, çok uzun soluklu rakibi yolu. bekliyor. Evet. Orası da çok önemli. Yani orada da ciddi bir yere gidebilme ihtimalim var. Tabii futbol her şey belli olacak. Sahada oynanıyor Final ama. oynarsa şaşırır mısın? Ya niye şaşırayım yani? Olmayacak ha. şey değil. Ha her sene finalde <laughs> böyle bir futbolumuz yok ama burası uygun yani. Evet. Gerçekten imkan var. Ben hep diyorum şehrin finallere doğru hep sürekli kalalım. Bir gün olur zaten. Her türlü olur. Sürekli oralarda olmak mevzu olan budur. Bir gün zaten başarısın. Günlük şanslar, performanslar, kura şansı kim bilir. Ağzına sağlık Erdal abi. Her zamanki gibi çok keyifliydi. Çok teşekkür Eyvallah. ederiz. Haftaya Timeline Fenerbahçe'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.